Kanalından herkese merhaba. Diş macunu içindeki birleşenlerle dişimizi çürümeye ve aşınmaya karşı koruyor, ancak tek faydası bu değil. Çünkü içindekiler başka amaçlarla da kullanabilecek maddeler. Bu videoda sizlere diş macununu kullanabileceğiniz bazı yerleri derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Tırnaklarımız bazen oldukça sarı görünmekte. Gün içerisinde ellerimizin maruz kaldığı maddeler tırnakların sararmasına neden olabiliyor. Bir miktar diş macununu tırnaklarınıza sürüp kullanmadığınız diş fırçasıyla hafifçe fırçalarsanız tırnağınızdaki sararmalar gözle görülecek şekilde azalacaktır. Diş macunu sivilcelerin hızlıca küçülmesini sağlar. Çünkü içinde sıvıları emen kurutucu maddeler barındırır. Yapmanız gereken sivilcenizin üstüne bir miktar diş macunu sürmek ve biraz kurumasını beklemek. Duvarları boyayan küçük çocuklara artık kızmanıza gerek yok. Çünkü bir sıkım diş macunu ile bu izler çabucak silinebiliyor. Bir sünger parçasına bir miktar diş macunu sürüp duvarları hafifçe ovalamanız yeterli. Muslukların iz tuttuğu bir gerçek, ancak bir miktar diş macunu kullanarak bu izleri yok edebilirsiniz. Deri kullananlar bilirler, en sinir bozucu şey çiziktir. Neyse ki diş macunu var. Diş macununu deri ayakkabınıza uygulayın ve biraz bekleyip bir bezle temizleyin. Çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz. Dişlerimizi parlattığı gibi diş macunu kullanarak lavaboları da parlatabilirsiniz. Biberonlar yıkansa dahi içindeki kötü koku gitmez. Hemen biberonu değiştirmek yerine diş macunuyla yıkamayı deneyin. Takılarına dikkat eden biriyseniz macunla ara ara fırçalamakta fayda var. Takılarınızın daha parlak olması için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yıllarda pek CD ve DVD kullanan olmasa da eskiden kalma CD ve DVD'leriniz çalışmıyorsa diş macunuyla silip bir de öyle deneyebilirsiniz. Telefon ekranındaki küçük çizikler bile çok büyük problemlere yol açabilir. Az miktarda diş macunuyla çizikleri kapatarak ekranınızı değiştirene veya yeni koruyucu alana kadar idare edebilirsiniz. Ancak ne yaparsanız yapın, su kullanmayın ve ekranı ıslatmayın. Havlu gibi yumuşak bir bezle macunu ekranın gerekli bölgelerine yayabilir, yine aynı şekilde su kullanmadan silebilirsiniz. Bonus olarak soğan, balık, sigara ve benzeri kokuları ellerinizden diş macunu yardımıyla çıkartabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğendiyseniz bizlere destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız akılda kalan kanalımıza şimdiden abone olup destek olabilirsiniz. Kanallarımızın ve sosyal medya hesaplarımızın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomuza geçelim. Tırnaklarımız bazen oldukça sarı görünmekte. Gün içerisinde ellerimizin maruz kaldığı maddeler tırnakların sararmasına neden olabiliyor. Bir miktar diş macununu tırnaklarınıza sürüp kullanmadığınız diş fırçasıyla hafifçe fırçalarsanız tırnağınızdaki sararmalar gözle görülecek şekilde azalacaktır. Diş macunu sivilcelerin hızlıca küçülmesini sağlar. Çünkü içinde sıvıları emen kurutucu maddeler barındırır. Yapmanız gereken sivilcenizin üstüne bir miktar diş macunu sürmek ve biraz kurumasını beklemek. Duvarları boyayan küçük çocuklara artık kızmanıza gerek yok. Çünkü bir sıkım diş macunu ile bu izler çabucak silinebiliyor. Bir sünger parçasına bir miktar diş macunu sürüp duvarları hafifçe ovalamanız yeterli. Muslukların iz tuttuğu bir gerçek, ancak bir miktar diş macunu kullanarak bu izleri yok edebilirsiniz. Deri kullananlar bilirler, en sinir bozucu şey çiziktir. Neyse ki diş macunu var. Diş macununu deri ayakkabınıza uygulayın ve biraz bekleyip bir bezle temizleyin. Çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz. Dişlerimizi parlattığı gibi diş macunu kullanarak lavaboları da parlatabilirsiniz. Biberonlar yıkansa dahi içindeki kötü koku gitmez. Hemen biberonu değiştirmek yerine diş macunuyla yıkamayı deneyin. Takılarına dikkat eden biriyseniz macunla ara ara fırçalamakta fayda var. Takılarınızın daha parlak olması için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yıllarda pek CD ve DVD kullanan olmasa da eskiden kalma CD ve DVD'leriniz çalışmıyorsa diş macunu ile silip bir de öyle deneyebilirsiniz. Telefon ekranındaki küçük çizikler bile çok büyük problemlere yol açabilir. Az miktarda diş macunuyla çizikleri kapatarak ekranınızı değiştirene veya yeni koruyucu alana kadar idare edebilirsiniz. Ancak ne yaparsanız yapın, su kullanmayın ve ekranı ıslatmayın. Havlu gibi yumuşak bir bezle macunu ekranın gerekli bölgelerine yayabilir, yine aynı şekilde su kullanmadan silebilirsiniz. Bonus olarak soğan, balık, sigara ve benzeri kokuları ellerinizden diş macunu yardımıyla çıkartabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğendiyseniz bizlere destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız akılda kalan kanalımıza şimdiden abone olup destek olabilirsiniz. Kanallarımızın ve sosyal medya hesaplarımızın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.